Önemli bir şey yok, ufak tefek cenaze işlemleri. Daha önceki bölümlerde öldüğüm karakterleri kara deliğe defnetmeye karar vermiştim, şimdi oldu. Tüm ihtişamı ile karşımda duran kara delik aslında bitmemiş bir öykünün parçası. Birikim diskinin ardındaki karanlık küresel bölge kendi üstüne çökmeye şu anda bile devam ediyor ve bu durum benim için evrenin sonu gelene dek devam edecek. Bu kara deliğe milyarlarca ışık yılı uzaktan da baksam, olay ufkunun bir milimetre dışından da baksam, gözlerimi ayırmadan olduğum yerde çağlar boyunca beklesem de hiçbir zaman oluşmuş bir kara delik olarak görmeyeceğim. Alarmım çaldığına göre molanın sonu, işe koyulma vakti geldi. Cevabı ancak tuhaf olaylarla açıklanabilen ya da gerçekten hiç cevabı olmayıp da tamamen düşünsel ve spekülatif yorumlarla aydınlığa kavuşan bazı sorular için uzayın bu bölgesindeyim. Yanımda iki tane cep telefonu, sinyal iletebilen bayağı uzun bir kablo, radyo dalgalarını tespit edebilen fütüristik bir çanak anten, bir de efsane uzaklıkları gösteren korsan teleskobum var. Bir de kurgusal ben. Ara ara ölümsüz ama çoğu zaman ölüme yenik düşen ben. Elimdeki şu elmayı veya çoğu nesneyi rengi, tadı, tuzu, sertliği, şekli veya buna benzer tanımlamalarla ifade edebilirim. Bir kara deliği ifade etmek içinse 3 şey bana yeterli. Kütlesi, açısal momentumu ve elektrik yükü. Bu üç parametre ile kara deliğin uzay zamanı nasıl büktüğünü, çevresindeki madde ve enerjiyi nasıl etkilediğini ve genel davranışını belirleyebilirim. Pratikte elektrik yükü genellikle ihmal edilir çünkü kara delikler nötr olma eğilimindedir. Bu nedenle kara delikler çoğunlukla kütle ve açısal momentum yani dönme hareketi ile tanımlanır. Deneylere başlamadan önce çok kısa birkaç bilgiyi vermem gerekiyor çünkü sonuçlarını birlikte anlamaya çalışırken nasıl yanileri ortadan kaldırmalıyız. Kara deliklerin gözlemlerden çok önce kağıt üzerinde formüle edildiklerini önceki videolarda anlatmıştım yani alan denklemlerinin çözümleri olduğunu. Eğer bu kara deliğin etrafındaki birikim diskini ortadan kaldırır, siyah alanı küresel simetrik hale getirir, elektrik yükünü çeker alır ve dönmesini de durdurursak, bu en basit kara delik formu olan Schwarzschild kara deliği elde ederiz. Döndür kara deliği. Elimizde şimdi olay ufkunun hemen dışında ergosfer adlı bir bölgenin de meydana geldiği ve hala yüksüz olan Kerr kara deliği var. Eğer dönen bu kara deliğe bir de elektrik yükü verirseniz artık Kerr-Newman kara deliği meydana gelir ve bildiğimiz olay ufkuna ek olarak olay ufkunun içinde Cauchy ufku adı verilen ikinci bir ufuk bölgesi oluşur. Ezberleyecek bir şey yok. Davranış ve yapılar açısından farklı tipte kara delik modellerinin olduğu aklımızın bir köşesinde dursun. Bunu da gitsin, şunu da atalım. Şimdi kara deliğe fırlattığım bu nesneleri arkalarından biraz izleyelim. Kara deliğin olay ufkuna doğru ilerlemekte olan nesnelere, dış gözlemciye yani bana göre ne olacağını tek cümleyle söyleyin. Tamamı, önce hızlanacak, sonra inanılmaz derecede yavaşlayarak ışık hızına yaklaşacaklar ve sonunda donarak gözden kaybolacaklar. İlk etapta bu söylediğime kendim inanmadım ama olacak olan bu. Çıkaralım teleskobumuzu. İlk anlarda hızla ilerlediklerini gördüğüm bu nesneler bir süre sonra, özellikle olay ufkuna epey yaklaşmaya başladıklarında, yoğun kütle çekiminden ötürü meşhur zaman genleşmesine maruz kalacaklar, ağır çekimdeymiş gibi görünmeye başlayacaklar. Onların görüntüsünü bana getiren fotonların da enerjisi azalmaya başlayacak ve artan dalga boyları ile renklerinin kırmızıya dönüştüğünü göreceğim. Bu etkiler olay ufkuna yaklaştıklarında daha da artacak ve belirginleşecek. Hepsinin olay ufkunu geçmesini sabırla bekleyeceğim ama bu asla gerçekleşmeyecek. 1 kilometre, 1 metre, 1 santimetre, 1 milimetre, 1 mikrometre, 1 nanometre, 1 pikometre derken fırlattığım her nesne olay ufkuna adım adım yaklaşacak ama hiçbir zaman onların geçişini göremeyeceğim. Bir zaman sonra dalga boyları da o kadar artmış olacak ki artık görünür ışık formunda değil, önce kızılötesine sonra da radyo dalgalarına dönüşecekler. Ve sonunda şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi cibicis marka çanak antenle tespit edilebilir hale gelecekler. Ağır çekimde ilerleyenler en sonunda olay ufkunda gözle görülmez ve artık donmuş görüntüde olacaklar. Bu şekilde bir gözlem yapabilmemin bedeli onlar için belki birkaç saat, benim içinse kendi zamanımda geçirdiğim milyonlarca yıl olacak. Dediğinizi duyuyorum ama demiştin ki yavaşlayarak ışık hızına yaklaşacaklar. Yavaşlamasını anladık. Işık hızı, her şeyi fırlattığım ayıcığın gözünden görüyor olsaydık, ayıcığın göreceği şey hızlanma, hızlanma ve giderek hızlanma, olay ufkunun nerede olduğunu dahi anlamadan ışık hızına yakın bir hızla o ufku neşeyle geçip giderek yoluna devam etme olurdu. Ayıcığa göre hiçbir ağır çekim yok, hızlı ötesi yok, yavaşlama yok, donma yok.
Şimdi olay gardına attıklarımızı geri getirmek mümkün olmadığı için şunu da fırlatalım. Aklımızda bir soru kaldı çünkü. Bir öncekiler de dahil olmak üzere bu fırlattığımız nesne neden olay ufkuna yaklaşırken gelgit etkisiyle parçalara ayrılmıyor? Gelgit etkisi dediğim şey, kara delik gibi aşırı kütle çekim kuvvetlerinin vücudunuzun farklı bölgelerini farklı güçlerle kendine çekmesi ve bu bölgelerin çılgınca farklı yörüngeler izlemeye çalışması gibi bir şey. Hiçbiri parçalanmadı çünkü kara deliğimiz süper kütleli bir kara delik. Şunu düşünün. Eğer karşımızdaki kara delik 10 santimetre çaplı, yani aşağı yukarı 2 tenis topu genişliğinde olsaydı, kütlesi dünyanın 5 katına yakın olurdu. Ve ben o kara deliğe 6,5 kilometre uzaklığa kadar yaklaşmış olsaydım, kütle çekimi dünyadakinden 1 milyon kat daha güçlü olurdu. Bu da şu demek. Eğer kara deliğe kafaüstü düşüyorsam, yani başım bacaklarımdan 1 metre kadar önde gidiyorsa, o 6,5 kilometrelik uzaklığa vardığımda, İvmelenmedeki farkın kendisi dünyanın yer çekiminin 1500 katına denk geliyor. Zihninizde canlandırın. Birisi beni ağacın dalına ayaklarımdan baş aşağı asmış ve boynuma 5 tonluk bir ağırlık bağlayıp hemen bırakıyor. Bu ise galiba başımı koparırdı. 10 santimetrelik kara deliğin yapacağı şey de aynısı olurdu. Bu sebeple ufka yakın bir yerde gelgit kuvvetlerinin yeterince yumuşak hale gelmesi ve kafanızın kopmadan ufka sağlam bir şekilde ulaşabilmeniz için 100 kilometreye yakın bir yarı çaplı 30 binden fazla güneş kütlesine sahip bir kara delik gerekir. Az önce kara deliğe 5-6 parça bir şeyler attık. Bir başkası geldi, o da attı diyelim. Sonra gitti dev bir yıldızdan tutam tutam madde koparmaya başladı. Yetmedi, ondan aldı, bundan aldı, sürekli büyümeye başladı. Yedikçe yiyor, yuttukça yutuyor. Kara delikler nereye kadar büyüyebilir? Mesela süper kütleli bir kara delik, bilinen evrendeki en büyük yıldız Stephenson 2.18'in kaç tanesini tüketebilir? Bunun sınırı yok. Cevap sonsuz. Kara delikleri küresel bir yapıda düşünmemize rağmen teorik tekillerin varlığı, zaman ve radyal koordinatların delik içindeki değişken yapıları sebebiyle kara deliklerin hacimlerini tanımlamanın matematiksel olarak anlamlı bir yolu yoktur. Klasik bir topun belirlenebilir hacminin içine ne kadar madde sığabileceğini hesaplayabiliriz ama benzer formüller kara delik hacmini hesaplamada işe yaramaz. Birbiri ardına Stephenson yıldızlarını kara deliğe göndermeye başladığınızda kara delik asla dolmaz. Aksine sadece büyür, yarıçapı ve olay ufkunun alanı artar. Bir noktaya geldiğinde yeter artık daha fazla bu yıldız alamam, kapasitem doldu diyebileceği bir nokta asla olmaz. Peki bir kara deliği antimadde ile bombalarsanız ne olur? Madde veya antimaddeyi kara delik umursamaz. İkisinin de pozitif kütlesi vardır. Bu yüzden herhangi birini eklemek kara deliği daha da büyük hale getirir. Olay ufkunun içindeki madde ve antimaddenin yok olup fotonlara dönüşüp dönüşmemesinin de bir önemi yok. Fotonlar hala aynı enerjiyi taşır. Bu da kütle enerji eşdeğerliğinden dolayı kütle anlamına gelir. Kara deliğin karnı her halükarda doyar, göbek büyütür. Evet, sanırım oldu. Gayet sağlam. Bu işin hiç şakası kalmadı artık. O olay ufkunun ötesinde hangi numaralar dönüyor? Bu sefer öğrenmezsen bana da Emrah demesinler. Kablonun ucuna cep telefonunu bağladım. Kara deliğin içine sarkıtıyorum. Görüntüyü kablo içinden sinyal alıp benim yanımda duran cep telefonuma aktaracağım. Düzenek sağlam. Sıfır hata, ultra HD görüntü. Hadi bakalım. Bu düzeneğin başarılı olma şansı, Kuyate'nin kurduğu düzeneklerin başarılı olma şansının 1/100'ünden daha azdır. Benim gözlemlerimden bağımsız olarak görünen şey, olay ufkuna yaklaşan kablodaki gerilmenin hızla arttığıdır. Bu sebeple kablo kesinlikle dışarıda bir yerde kopacak ve aktarılan görüntü kesilecektir. Ama benim kablo muazzam güçlü, kopmuyor. Öyle olsa bile olay ufkuna varan kablo bu sefer çok kısa bir süre sonra sonsuz bir çekime maruz kalacağı için garanti kopacaktır, kaçış yok. Olay ufku sınırında ikiye ayrılan kablonun bir kısmı dışarıda, diğer kısmı ise deliğin derinliklerinde. Ama benim kablo fizikle değil, sihirle asla kopmayan ve sonsuz uzunlukta bir kablo. Ona da tamam. Sonsuz uzunlukta kopmayan bir kablon varsa sinyalin yol alması gereken sonsuz bir yolu var demektir ve bu da sonsuz bir zamanda gerçekleşir. Görüntü hiçbir zaman hiçbir yere iletilemez. Tüm bu kablo düzeneklerinden kurtulup şöyle bir düşünce deneyi yapsak. Elimizde cep telefonu ile olay ufkunu geçip kara deliğe doğru düşmeye başladığımız anda video kaydını başlatsak, telefonun kaydettiği görüntüde neler olurdu? Eğer içine düştüğümüz Schwarzschild kara deliği ise kesinlikle hiçbir şey kaydetmez. Simsiyah ve sessiz bir video kaydından başka görünecek hiçbir şey olmazdı. Schwarzschild kara deliği Einstein'ın alan denklemlerinin vakum çözümüdür.
Vakum çözümü demek, madde, elektromanyetik alan ve ışığın olmadığı bir çözümdür. Görülecek, kayda alınacak hiçbir şey yoktur. Bu yüzden kamera hiçbir şey göremez. Benzer şekilde dönen yüksüz kar kara deliklerinde de asla kayıt alamazsınız. Hüzün ve için biraz buruk bakıyorum karşımdaki kara deliğe. İçine attığım oyuncaklara ne oldu diye düşünüyorum. Bu sorunun yanıtını henüz bilen yok. Dışarıdan bakıldığında bardağın dolu tarafı şu. Hepsi ufukta sonsuza kadar bir fotoğraf karesi gibi donmuş durumda ve istediğin zaman onları görebilirim. Fakat düşünülen gerçeklik şu. Genel görelilik, dışarıya kaçamayan fotonlar da dahil olmak üzere, içeri düşen her şeyin kara deliğin teorik tekilliğine ulaştığında var olmaktan çıkacağını öngörüyor. Aslında içeride olanları anlamak için önce bir adım geri atıp dışarıyı anlamak lazım. Kara deliği zihinlerimizde demir top veya dipsiz kuyu gibi düşünmeye devam ettikçe olan bitenleri resmetmekte zorlanmaya devam edeceğiz. Şunu düşünmenizi öneririm. Kara deliği aklınıza maddesel bir uzay nesnesi olmaktan çıkarın. Orası bir uzay zaman bölgesi. O bölge, maddeyi kuarklarına kadar ayrıştırarak kendisine katıyor ama kendisi maddesel bir yapıda değil, sadece görünmez bir alan. Ve o alan, uzayın o bölgesini muazzam derecede çarpıtarak sıkıştırılmış kütleyi taklit ediyor ve sanki aşırı yoğun kütle varmışçasına kütle çekim etkisini oluşturuyor. Varlığını sadece arkasında bulunan evrenden gelen yıldızların ya da galaksilerin kavisli görüntülerine dönüşmesiyle anlayabiliyoruz. Birikim diskiyle etrafında döndürdükleri ve kutuplarından çıkardığı jet püskürmeleri sadece çevresel etkileri, bizim için de biraz şans. Ama tüm bunlardan sıyrıldığında saf bir kara delik, tüm bunların çok daha ötesinde. Ötesi ise bu videonun devamı olan ikinci bölümde.